Değerli katılımcılar, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Daire, Kanatlılar ve Küçük Evciler Daire Başkanımız Cengiz Ceylan'ın Ceylan sunumunu yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurun. Öncelikle merhabalar. Ee, hayvancılık Tarım ve Orman Bakanlığı'nda e, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nde e, arı ve e, arı ürünleriyle ilgili birim Kanatlılar ve Küçük Evciler Dairesi olarak e, Bizim birimimizi yani bizim daire başkanlığımız ilgilenmekte. Dünyada ve Türkiye'deki ara verilerine baktığımız zaman 2019 yılında bağ verilerine göre dünyada 90 milyonun üzerinde Kovan yine 1, milyar, 1 milyon 800 bin ton civarında da bal üretimi gerçekleşmektedir. Kovan başına yaklaşık dünya ortalaması 20.5 kilogram civarındadır. Ülkemize baktığımız zaman yine 2020 TÜİK verilerimize göre 104 bin ton bal üretilmiş 8.2 milyon arılı kovan varlığına sahibiz. Yine ülkemiz kovan başına yaklaşık ortalama 13 kilogram civarında bir bal üretmiştir. Ülkemiz 8 milyonu aşan aralık kovan varlığı ile Dünya'da Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer almakta. Bal üretimi bakımından da Çin'den sonra ülkemiz dünya sıralamasında ikinci sırayı, ikinci sırada yer almaktadır. Bunların yanı sıra ülkemizde 2020 yılı içerisinde 572 ton polen, 7.7 ton arı sütü, 3.7 bin ton bal mumu üretimi gerçekleşmiştir. Baktığımız zaman yıllar itibariyle 18 yıl içerisinde gerçekten hem aralı kovan sayımızda hem işletme sayımızda hem bal üretimimizde ciddi bir ilerleme kaydetmiş durumdayız. Baktığımız zaman 2002 yılından itibaren arılı kovan varlığımızda yüzde %95'lik bir artış, bal üretimimizde %47'lik bir artış, kişi başı bal üretimimizde de 18 lik bir artış gözlenmiş. İşletme sayımızda da yüzde %260 gibi bir rakam gerçekleşmiştir. Bu işletme sayısının fazla artması bizim gelecekteki arıcılık konusunda özellikle bal ve bal dışı arı ürünleri üretimi açısından çok önem arz etmektedir. Yine ülkemizde ee, bal üretimi ve Aralık kovan e, baktığımız zaman e, ilk sıra alan 10 ilimiz Ordu, Ar Adana, Muğla, Sivas, e, Aydın, Balıkesir, Mersin, Antalya, Bitlis e, gibi illerimiz sıralanmaktadır. Ülkemiz flora kaynaklarına göre de çok çeşitli ballar üretmektedir. Çiçek balı, yayla balı dediğimiz e, halinde, kestane, kekik, geven narenciye, pamuk, akasya, ıhlamur, ayçiçeği ve çam balının yanı sıra birçok bal çeşidiyle geniş bir üretim yelpazesine sahiptir. Dünya tam balının yüzde 92'sini ülkemiz üretmektedir. Bu yüzde 92'lik kısmında ülkemizdeki yüzde 80'lik kısmını yani ülkemizde üretilen çam balının yüzde seksenlik kısmını e, Muğla ilimizde, diğer e, kısımlarını da e, İzmir, e, Çanakkale gibi illerimizde üretmekteyiz. Coğrafi işaret almış ballarımıza da baktığımız zaman gerçekten coğrafi işaret e, alan bal sayımız da son yıllarda e, oldukça artmış durumda. 13 e, 13 balımız coğrafi işaret almış. Durumda e, yine 22 e, bal çeşidimizde e, coğrafi işaret almak, a, a, almak üzere bölgelerine has, e, floralarına has e, bal çeşitlerimizde coğrafi işaret almak üzere müracaatta bulunmuş şu anda işlemleri devam etme aşamasındadır. Arıcılık destekleme ödemeleri çerçevesinde e, arıcılığımızı geliştirmek, üretimi sürdürülebilir konuma getirilmesi amacıyla son 18 yılda arıcılarımıza aralık kovan ana arı bombus arısı desteklemeleri çerçevesinde 754 milyon TL ödeme yapılmıştır bakanlık olarak arıcılığı destekliyoruz üretimi ve üretimin artırılması sürdürülebilir bir aracılığın oluşması için yine 2020 yılı içerisinde 58 bin aracımıza 58 bin işletmemize 7. 7.2 milyon aralık kovanı için 109 milyon TL destek ödemesi gerçekleşmiş gerçekleştirmiş bulunmaktayız Bal ihracatımıza baktığımız zaman da yıllar itibariyle bal ihracatı yapan tamamen ihracat e, odaklı e, durumdayız. Bal ithalatı e, çok fazla olmamakta. E, 2002 yılında 20 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşmiş, gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yine e, son yıllarda e, api terapi api terapi e, ve e, insan sağlığı açısından çok büyük önem arz eden e, arı ürünlerinin üretimini yaygınlaştırmak için e, bakanlığımız bünyesinde e, arı ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırması projesi e, yürütülmekte. 81 il e, mü, kapsamakta. 81 il müdürlüğümüzde aracılığıyla e, bütün e, üreticilerimiz e, e, bu projeye dahil edilmiştir. En az iki arı ürünü e, arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği, arı zehri, apilarnil, apilarnil, apilarnil gibi ürünlerden e, en az ikisini üretmeyi taahhüt eden üreticilerimize makine, e, alet, ekipman alımlarına yüzde elli hibo desteklemesi yapıyoruz. Bu destek miktarı da 30 bin TL'ye kadar, işletme başına 30 bin TL'ye kadar gerçekleşmektedir. Ben e, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çalıştay'ın e, özellikle ülkemiz aracılığına, dünya aracılığına, insan sağlığına, insanlığa faydalar getirmesini diliyoruz, saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, sorularımız geliyor ama e, isterseniz sorularımızı daha sonra alalım. Biz e, Olgu Bey'i daha fazla bekletmeden e, sunumlarını yapmak üzere davet edelim. Olgu Bey e, hattalar sanırım. Olgu Merhabalar, Bey e de, değerli Merhaba. katılımcılar. Olgu Bey e, çok yoğun e, yeni dünya sisteminde, malum pandemiden dolayı. Artık e-ticaret, et dijital pazarlama çok gündemde. Ee, ürünlerinizi dijital pazarda e, satabilmenin e, ne gibi öncelikleri olduğunu, ne gibi farkındalıkların olduğunu, Olgu Bey bunun e, konu uzmanı, kendisini e, kendisi bizleri kırmadı ve e, kongremize konuşmacı olarak davet ettik. Kendisinden çok e, derya bilgiler öğreneceğimize inanıyorum. Ben sözü hemen Olgu Bey'e bırakmak istiyorum. Olgu Bey buyurun. İsterseniz öncelikle kendinizi tanıtın, sizleri bir tanıyalım. Ben biliyorum sizi tanıyorum ama değerli katılımcılarımız, arıcılarımız ve sizi çok can kulağıyla dinleyeceklerdir. Çünkü arı ürünlerini üretiyorlar Olgu Bey, bizim üreticilerimiz. Fakat aynı zamanda pazarlamaya çalışıyorlar. Bir üreticinin aynı zamanda pazarlama yapabilmesi gerçekten çok büyük bir kabiliyet gerektiriyor. Bunu gerçekten yapabilirler mi? Veya firmalar aynı şekilde? E, dijital pazar herkese açık sonuçta. E, evet. Büyük bir hızla girdik bu konuya. E, sizlerden bununla ilgili çok detaylı bilgiler bekliyoruz şimdiden teşekkür ediyoruz sunumunuz için davetiniz için ben çok teşekkür ederim Gülten Hanım iyi kongreler dilerim ben hemen bir sunu yapacağım zaten oradan hemen kısaca da kendimden bahsedeceğim şöyle bir, bir ekran paylaşabiliyorum sanırım bir bakayım şu an ekranım görünüyor sanırım değil mi o Evet, görüyoruz olgu. Görünüyor. Okey. Yani burada tabii kısa, ben 15 dakika, 10-15 dakika içinde hızlıca bir sunum yapacağım. Ee, bu arada herkese, bütün katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, hemen kısaca kendimden bahsedeceğim. Ee, dijital pazarlama nedir ve dijital pazarlamanın iki ana amacı nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, dijital medya kanalları, yani işte bizi bir alıcıları... Ürünleriniz için alıcıları getirmek için medya kanalları nelerdir hemen bunlara bakacağız ve de bu işte başarı için dijital pazarlamada başarı için iki temel unsur nedir bunları inceleyeceğiz. Ben hemen kendimden kısaca bahsedeyim. İTÜ Makine Mühendisliği mezunuyum ben. Yurt dışında Milano Teknik Üniversitesi'nde işletme üzerine yüksek lisansımı yaptım işletme mühendisliği üzerine. Orada biraz bu dijital pazarlama konularıyla ilgili kendimi geliştirdikten sonra SE'de işe başladım. 2012-2014 yıllarında. burada e-ticaret sitesi, züccaci ürünleri, dijital e pazarlama bilgilerinin uygulanmasıyla e-ticaret satışlarında 10 kata yakın bir artış olmuştu o dönem. 4 ay içinde 15 binden 150 binlere bir artış olmuştu. Dijital pazarlamanın tekniklerinin doğru bir şekilde uygulanmasıyla. General sigortaya geçtim akabinde. bir Orada da bir iki üç yıl dijital pazarlama müdürü olarak görev aldım ve bir ekip yönettim. Ee, orada da general sigortada olayımız trafik kasko sigortası için biz e, web sitesinden ad soyad telefon bir başvuru topluyorduk. Ve onu çağır merkezine iletiyorduk. Çağır merkeze satış gerçekleştiriyordu. Trafik kasko sigortalarını özellikle. Orada da bir yıl içinde ekiple yaptığımız yine dijital pazarlama çalışmayla 7 kat bir artış olmuştu. Ee, bu da gerçekten önemli bir başarıydı. Çağrı merkezi 20 kişilerden 100 kişilere ulaşmıştı bir sene içinde. Yani bunlar aslında neyi gösteriyor? Ee, bu kariyerindeki örneklerde dijital pazarlama teknikleri doğru bir şekilde uygulandığında e, gerçekten işletmenin satışlarını ciddi oranda arttırma potansiyeli var. Mart 2017'e itibaren de 2 saat daha daha e dijital pazarlama kitabım çıktı ve o tarihten itibaren de 2 günlük eğitimlerim, online eğitimlerim devam ediyor. Şimdi sayılara bir bakalım öncelikle. Türkiye'de 84 milyon kişiymişiz. 62 milyon internet kullanıcısı var yani. Google kullanıcısı diyoruz zaten herkes Google'ı kullanıyor. 56 milyon kabaca sosyal medya kullanıcısı var. Bunun 43 milyonu Instagram'da. 38 milyonu Facebook'ta. bir 13 milyon kabaca Twitter kullanıcısı var. Ve de 10 milyon da LinkedIn kullanıcısı var. LinkedIn tabii ki biliyorsunuz iş dünyasının Facebook'u. Şimdi bu rakamlar bizim için niye önemli? Ondan bahsetmek lazım. Bu rakamların bizim için anlamı şu. İnsanlar buralarda. Yani insanlar Google'da, insanlar Instagram'da, insanlar Facebook'ta. O zaman eğer insanlar buralardaysa biz de işletmeler olarak buralarda olmamız gerekiyor ki insanların karşısına çıkalım. Eğer burada bir X uygulaması olsaydı milyonlarca insanın kullandığı o zaman diyecektik ya bizim bu X uygulamasında var olmamız gerekiyor işletme olarak işte işletme profili olarak, reklamlar olarak ki insanların karşısına çıkalım, insanlara ürünlerimizi tanıtalım ve insanlar ürünlerimizi sipariş versin. Yani bu rakamların bizim için anlamı bu. Ee, tabii ki günümüzde artık e, olay tamamen mobile kaymış durumda. Yani şöyle düşünün şu an işte neler kullanıyorsunuz mesela WhatsApp, Instagram, Gmail, Hotmail, YouTube, Facebook, Twitter bunları kullanıyorsunuz ama bunların... Hepsini nerede kullanıyorsunuz? Hepsini mobil telefonda kullanıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden yani o günümüzde olayımız aslında tamamen mobil. Yani bu sadece siz değil tabii ki kullanıcı sizin müşterileriniz, potansiyel müşterileriniz de bunları bu uygulamaları kullanıyor ve bunları uygulamaların hepsini mobil cihazda kullanıyor. Yani burada bizim için önemli olan nedir? Yani buradan ne mesaj çıkartıyoruz aslında? Mesela ben danışmanlıklarımda artık pek masa üstünden web sitelerine bakmıyorum. Yani mobilden bakıyorum web sitesine. Mobilde nasıl görünüyor? artık masa üstüne bakmaya bile gerek kalmadı. O yüzden bizim sektörde bir söz vardır. Yani mobile first, önce mobil bir çalışma yapıyorsanız, bir web sitesi vesaire ya da bir tanıtım görsel, mobilde nasıl göründüğüne bakmanız gerekiyor. Mobil olayımız tamamen mobil. Yani eskiden şey diyorduk, mobil pazarlama. Yani artık öyle bir şey demeye gerek yok. Yani pazarlama zaten mobilde yani. Şimdi burada bir istatistik var. Bu istatistik dünya genelinde reklamlara harcanan bütçeler dünya genelinde. Ee, televizyona harcanan paralar ve internete harcanan paralar internet reklamları da zaten yani bu neredeyse tamamına yakını Google artı Facebook reklamları. Yani büyük tarafı orada bütçenin. Ee, burada baktığımız zaman 95'ten 1995'ten 2017'ye ilk defa 2017 yılında internet reklamlarına harcanan paralar işte Google reklamları, Facebook reklamlarına televizyonu geçiyor. Çok ciddi bir kırılma noktası. 2017'yi ben hep anlatıyorum eğitimlerimde. Yani pek çok konuda 2017 bir kırılma noktası. İşte mobilin masa üstünü geçmesi, işte ne bileyim ilk yapay zeka botuna vatandaşlık verilmesi, robota vatandaşlık verilmesi gibi 2017 böyle çok ilginç şeyler var. Bir kırılma noktası gibi bir yılda aslında 2017. Tabii ondan sonra pandemi geldi. Pandemi ile beraber yani 2020 ile beraber aslında. Bir yeni bir çağ başladı diyebiliriz. Bir dijital çağ başladı. İşte burada görüyorsunuz iş beyin gücü artık yapay zekaya geçiyor. Beyaz yakalar yani yapay zekaya geçiyor. Üretim mavi yakalar robotlara geçiyor. Eğitim işte şu anda bütün eğitim online'a taşınmış durumda. İşte paralar artık kimse dokunmak istemiyor. Dijital paralara iş gidiyor. Ee, bizi tabii ki ilgilendiren tarafı bu değişimde ticaret mesela. İşte mağazacılar, mağazalar her yer kapandı uzun süre. Hala birçok şey kapalı. E, Ticaret tamamen e-ticarete kaydı yani çok ciddi büyüme oldu biliyorsunuz geçen yıl 2019'a göre e, ciddi bir e-ticarette artış oldu ve hala bu şekilde devam ediyor. Ve de pazarlama. Burada da işte bizi ilgilendiren taraf yani beni ilgilendiren taraf ticaretle beraber tabii ki e, işte bu medya dediğimiz taraf şimdi birazdan konuşacağız. Televizyon, dergi, radyo. Pazarlama artık tamamen dijital pazarlamaya döndü. E, yani günümüzde de en çok kullandığımız zaten Google reklamları ve Facebook reklamları olarak sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca e, dijital pazarlama nedir ve dijital pazarlamanın iki ana amacına bakalım. Şimdi Arkadaşlar önce dijital pazarlamayı anlamak için bir kere medyayı anlamak lazım. Yani medya neden, nedir? Şimdi e, şimdi yukarıda görüyorsunuz televizyon, radyo, billboard, işte gazeteler, dergiler bunlar medya. Peki medya nedir? Medya bir araçtır. Neyin aracıdır? E, bizim işletme olarak e, vermek istediğimiz mesajı, o tanıtım mesajını vermek için bir araçtır. Yani deriz ki biz işte şöyle şöyle ürünlerimiz var, şu ürünlerimizi şu yüzden satın alın diye bir mesajımız vardır basit olarak. Bunu biz medya aracılığıyla iletiriz. Medya aracılığıyla. Yani bir kere bunu anlamak çok kıymetli. Yani medyanın bir kere araç olduğunu anlamamız lazım. Çünkü biz de zaten dijital medyayı konuşuyoruz. Yani dijital pazarlama, dijital medyayı konuşmaktır. E, o yüzden ben de hep vurgularım eğitim, eğitimlerime. Zaten birazdan son bölümde de söyleyeceğim. Yani bir kere zaten iletişimin önemli olması gerekiyor. İşte sizin bu aracılık ürünlerinizi mesela ee, bir kere reklamdan önce nasıl anlattığınız bir kere çok önemli. İşte onun fotoğrafları, videoları, işte nasıl anlattığınız, farkınızı nasıl anlattığınız, üretimle ilgili vesaire, artık bilmiyorum koşullarıdır vesaire. Bir kere her şeyden önce iletişimin önem önemini vurgulamak istiyorum burada. E ee, medyada bu iletişimi aktarmada bizim için bir araç. İşte bu klasik medya vardı, hala var. Ee, bizim için olayımız ise tabii ki artık dijitalleşti medya, yeni medya dediğimiz dij dijital medya. İşte televizyonlar, YouTube oldu, Netflix oldu, radyolar fizi gibi, Spotify gibi uygulamalar oldu, billboardlar, gazetelerde, web sitelerindeki bannerlar oldu. Artık bilgiye de hızlıca mobil uygulamalardan ulaşıyorum. Şimdi peki bu bizim dijital medyanın, yeni medyanın, klasik medyaya göre avantajları nedir dersek, bir kere en önemlisi hedefleme. Yani e, klasik medyada nasıl oluyor? Herkese göster, yani reklamı herkese göster şeklinde. E, biz dijitalde ise öyle yapmıyoruz. Yani biz nokta atışı Tam o kişilere gösteriyoruz. atıyorum Google'da belli kelimeleri aratanlara. Belki de sizin ürünleriniz zaten aratılıyor. O ürünlerin isimleri neyse. Ee, ki aratılıyordur zaten insanın. işte o arattıklarında karşısına çıkmak lazım değil mi? O kelimeyi direkt hedefliyoruz. Ya da diyoruz ki Facebook, Instagram'da şu lokasyonda yaşayan, şu yaş aralığındaki, şu ilgi alanları olan kişilere reklam göster. Değil mi? Önemli sağlıklı yaşamla ilgili kişilere reklam göster gibi. Nokta atışı hedefleme yapabiliyoruz. Zaten dijital medyanın en önemli avantajları bunlar. Ölçümleme. E, ölçebiliyoruz. Yani biz şu işte videodaki bir reklam videosunun yüzde kaçını kaç kişi, yarısını yüzde kaç, kaçı izlediye kadar detaylı bütün veriler elimizde tıklaması, izlenmesi vesaire. Ölçebildiğimiz için iyileştirme çalışmaları yapabiliyoruz. Yani karşılaştırabiliyoruz. Atıyorum elimizde iki tane fotoğraf var. bunlara e, bunları atıyorum 10 TL belki bütçe verip hemen karşılaştırabiliyoruz. Hangisi daha iyi performans verdi ve kalan Bütçenin kalanını belki kazanana veriyoruz ama işte bunu ölçmediğimiz için bu tarz iyileştirme çalışmalarında klasik medyada maalesef yapamıyoruz. Küçük bütçeli hızlı reklam bu da çok önemli yani bir klasik medyaya düşünün yani bütçeleri yüksektir ee, ve de bir zaman alır yani onların hazırlıkları hele televizyonda falan onun prodüksiyonu. E, dijitalde ise biz hemen hızlıca bir 10 TL ile hızlıca 5-10 TL ile bir reklam verebiliriz ve bunu çok hızlı hemen ben buradan bir selfie çekip tık hemen bunu reklama çıkabilirim. E, o yüzden böyle hızlı hareketler, belki stoklarım var hızlıca stoklarımı eritebilirim böyle hareketlerle bu çok önemli kişiselleştirme yapabiliyoruz. Yani biz e, mesela dijital medyada bir hedefleme yapabildiğimiz için hedef kitleye konuşabiliyoruz. Atıyorum ben reklamlarımda şunu diyebiliyorum. Diyebiliyorum ki meşgul işletme sahipleri için e, dijital pazarlama eğitimi diyebiliyorum. E, niye meşgul işletme sahipleri için dijital pazarlama eğitimi diyebiliyorum? Çünkü gösterdiğim reklamı gösterdiğim kişinin işletme sahibi olduğunu biliyorum. Onu hedefliyorum. İşte bu bir kişiselleştirmedir. Reklamı gören kişi bu benim" der. O yüzden Hedefleme yapmanın avantajıdır bu ama klasik medyada tabii genele konuştuğumuz için olabildiğince genele konuşuyoruz. E, geri bildirim alıyoruz bu önemli. işte insanlar bizim e, Facebook, Instagram'da özellikle reklamlarımızın altına yazıyorlar. Ona göre belki reklamlarımızda editlemeler yapıyoruz ve de bilgiye de hızlıca erişiyoruz tabii ki dijital medyada. Şimdi e, anlamamız gereken önemli konulardan biri bu. Tabii ben bir de zaman kısıtlı olduğu için biraz hızlı geçtim böyle biraz önlerini. Şöyle şey, e, Olgu Bey pardon e, araya gelebilir miyim? Zamanınızı kısıtlamayın sizin programınız yani sanırım 11'de bir sonraki oturumumuz yani bir 15 dakika kala ya da 10 dakika kala e, ara verebilirsek yani oraya kadar gidebilirsek sıkıntı yok derin e, bilgilerinizden faydalanmak istiyoruz açıkçası muhataplarımız da şu an bizi dinliyor üreticilerimiz. Katılımcılar, o yüzden hani kendi programımız yoksa. Şeyh Gütem, sesiniz gitti ya ben 15 göre. Vaktimiz var. Vaktimiz var. Şöyle sizin bilgilerinizden, tecrübelerinizden yararlanmak isteriz. E, vaktimiz biraz arttı. E, sayın başkanımız biraz kısa e, bir sunum yaptılar kendileri. Dolayısıyla size devrettik bu süreyi. E, rahat olmanızı e, rica ediyorum. E, 11-10 kala, çeyrek kalaya kadar vaktimiz var. Anladım. Valla ben de 15 dakikaya göre ayarlamıştım kendimi. Biraz kısalttım sunumu. Olsun. Belki şey oldu beni. Sizin e, e, konuşmalarınız, sonra... presentation'ınız gayet iyi. E, sunumlara bağlı kalmadan da konuşabiliyorsunuz. Okey. Yani şey olursa belki sorular alabiliyorsak, belki soru alırız. Birazcık şey yaparız. Yani ben tam biraz daha yavaştım. Biraz hızlı gidiyordum çünkü. Şimdi şunu anlamamız gerekiyor. E bizim dijitalde iki olayımız vardır. Ziyaretçi ve dönüşüm. Şimdi bu, buna geleceğiz. Şimdi ondan önce şunu konuşmak gerekiyor. Ee, bizim bir dijital varlığımız var. Yani sizin ee, işletme olarak e, atıyorum bu işte arıcılık ürünlerinizi tanıttığınız bir Instagram profiliniz var en basitinden. Bunların işte fotoğraflarını çekiyorsunuz, üretirken çekiyorsunuz ya da ürün halini çekiyorsunuz, videolarını çekiyorsunuz, yüklüyorsunuz, Instagram'ınıza yüklüyorsunuz. Aynı şeylere web siteniz varsa web sitenize bu fotoğrafları yüklüyorsunuz, videoları yüklüyorsunuz, içerikleri yüklüyorsunuz. Şimdi yani sizin dijitalde bir varlığınız var. Bu web sitesi olur, Instagram hesabı, mobil uygulama ise mobil uygulama. Şimdi öncelikle her şeyden önce e, bu dijital varlık hazır olacak. Bu dijital varlığınızı web sitenizi, Instagram hesabınızı bir broşür olarak düşünebilirsiniz. Yani bildiğiniz bir broşür. yani mesela ne yapıyorsunuz? İnsanın eline veriyorsunuz broşürü. İşte diyorsunuz benim ürünlerim bu incele. Ya yani bu dijital varlıklar da bir broşür gibidir. Web sitenizi bir broşür olarak düşünün, Instagram'ınızı bir broşür olarak düşünün. Ben giriyorum Instagram'ınıza. E, bakıyorum fotoğraflarınıza bakıyorum, videolarınıza bakıyorum. Broşürünüzü inceliyorum aslında sizin. O yüzden bu her şeyden önce bir hazır olacak yani düşünün ben instagram hesabınıza girdim sizin hiçbir şey yok ne bir fotoğraf var ne bir açıklamalar var kimdir bu işletme ne yapar niçin yapar amacı nedir güzellikleri nedir faydaları nedir ee, aynı şekilde web sitesine girdiğimde bunları görmüyorsam e, o zaman zaten o broşür olmamış yani e, o zaman zaten bir iş olmaz. Yani o yüzden her şeyden önce bu dijital varlıklarınızı güzel bir şekilde hazırlamanız ve bir sunum yapıyorsunuz yani günün sonunda. Bir güzel bir sunum yapmanız gerekiyor orada fotoğraflarınızla, yazdığınız metinlerle ve videolarınızla. Şimdi demek ki neymiş? Bu öncelikle bir dijital varlığımız hazır olacak. Yani mağazanız gibi düşünebilirsiniz bunu. Mağazanız hazır olacak. Peki mağazayı hazırladık. Ondan sonra ne istiyoruz? Bu mağazaya insanlar girsin istiyoruz. Ya da bir broşürse bir broşürü birilerine ellerine vermem lazım değil mi? Mağazaya birileri gitsin istiyoruz. Peki işte bunu nasıl getiriyoruz? Yani ben şimdi yaptım Instagram'ımı yaptım, web sitemi yaptım. E, yani e, buraya ben yaptım diye insanlar gelmiyor ki bunu kimse görmüyor, bilmiyor yani. E, sadece ben biliyorum. <laughs> benim böyle bir web sitem var. Okey yani böyle bir Instagram hesabım var. Bunu ben sadece ben biliyorum. Başka kimse girmiyor. Yani şöyle bir şey olmuyor. Ben Instagram hesabımı açtım mucizevi bir şekilde. Herkes benim Instagram hesabımı görüyor. <laughs> böyle bir şey yok. O yüzden Bizim insanları Instagram hesabımıza, web sitemize getirmek için bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani işte biz buna ziyaretçi diyoruz, trafik diyoruz trafik oluşturmamız gerekiyor. İnsanları web sitemize, işte sosyal medya hesaplarımıza getirmemiz gerekiyor. İşte buna ziyaretçi diyoruz. Ziyaretçi. Birilerini getirmem lazım. Mağazaya birilerini sokmam lazım. Bu ziyaretçi. Şimdi ama bu tek olay değil. ziyaretçiyi de dönüştürmem lazım. Yani düşün mağazanız var, atıyorum bir abiyeciniz var. Biri girdi mağazaya, geliyor, bakıyor. E, baktı gitti onu istemiyoruz. Yani baktıktan sonra ne yapması istiyoruz? Aslında bir dönüşüm olmasını istiyoruz. E, bizim bu dijitalde de iki tür dönüşüm vardır. İki tür dönüşüm vardır. Bir ya iletişim bilgisidir. Yani iki şey beklerim ben. Ben ne bekliyorum? Web siteme ya da Instagram hesabıma vesaire sosyal medyama gelen kişilerden ne bekliyorum? Bu beklediğim şey iki şeyden biridir. Bir, ya iletişime geçmesini beklerim. Yani buradan bana işte telefon etsin, tıklasın, Whatsapp'tan yazsın, ne bileyim e-mail atsın, form doldursun benimle iletişime geçsin ya budur amaç ya da bir e-ticaretse direkt satın alsın tıklasın ürünü tık tık kredi kartı bilgilerini girsin satın alsın. Bu iki şeyden biridir dönüşüm. İletişim ya da e-ticaret. Eğer ya ve her şey dönüşüm içindir. Eğer dönüşüm yoksa bir sıkıntı vardır. Yani insanlar bana iletişim bilgilerini bırakmıyorlarsa, eğer gelip işte web sitemden tıklayıp satın almıyorlarsa bir sıkıntı var demektir arkadaşlar. Ee, dönüşüm olmuyorsa bu sıkıntı iki şeyden kaynaklanıyor olabilir. Bir yanlış insanı getiriyorumdur. Mağazaya yanlış insanı sokuyor olabilirim. Yani düşünün mesela 10TR ya da işte Karaca'yı düşünün. E, tava tencere satıyor değil mi? Yani ben şimdi buraya getiriyorum. Milyonlarca insan getiriyorum web sitesi ama hiç alışveriş yok. Allah Allah nasıl alışveriş olmaz. Sonra bir bakıyorsun ama inceliyorsun nereden gelmiş bunlar. İşte 1 milyon o üstelerinden böyle tıklayıp 13 yaşında çocuklar gelmiş. Ee, Karacan'ın Essen'in web sitesine yücaycıyce değil mi e saçma yani onlar almaz zaten. E yanlış insan gelmiş yani web sitesine. O yüzden yani web sitesine böyle mesela bakıyor insanlar aa işte diyor trafiğim artmış. Yani tamam rakamları görüyoruz. Rakamlar güzel de o, ya o rakam kim? O onlar, o rakamlar bir insan. O insan doğru insan mı? O web sitemize gelenler, Instagram hesabımıza gelen insanlar gerçekten benim ürün ve hizmetimden faydalanacak insanlar mı yoksa böyle yan, yanlış insanlar mı? Yanlış insanlarsa işte demek ki reklam bütçelerimizi yanlış yönlendiriyoruz yani boşa harcıyoruz. Şimdi demek ki öncelikle doğru insan geliyor mu? İkincisi dijital varlığım güzel mi? Yani dönüşmemesinin bir sebebi yanlış insan gelmesi olabilir. İkincisi e, dijital varlığım kötüdür. İşte fotoğraflar kötüdür, sunum kötüdür. Eğer bir web sitesi ise yavaş açılıyordur web sitesi. Mobil uyumlu değildir. E, errorlar veriyordur, hatalar veriyordur, takılıyordur. İşte oradaki renkler güven vermiyordur belki, form tip şeyleri güven vermiyordur, görünümü güven vermiyordur vesaire. O yüzden e, işte bu dönüşme giden yolda, yani amaç bu dönüşüm. Ya benle iletişime geçecekler ya gelip tıklayıp satın alacaklar. Sizin bu ikisi de olabilir. Yani web sitenize gelip belki toptan satıyorsanız aracılıkla ilgili ürünlerinizi o toptan satan kişilerin gelip sizinle iletişime geçmesini, toptan alacak kişilerin sizinle iletişime geçmesini bekliyor olabilirsiniz. Ya da perakende satıyorsanız direkt tıklayıp satın almasını bekliyor olabilirsiniz. İkisi de olabilir yani. Demek ki bir yani buradaki iki olay e, ziyaretçi ve dönüşüm. Dönüşümün de olması için e, doğru kişiyi getirmem gerekiyor ve de e, dijital varlığımın e, güzel etkili bir şekilde sunulması gerekiyor. Yani burada dediğim gibi dijital pazarlamada demek ki bizim iki tane amacımız var. Bir, alakalı ziyaretçi. Yani herhangi bir ziyaretçi değil yani. Gerçekten benim ürün ve hizmetimle <laughs> alakalı olacak kişileri web getirmek, trafik ve dönüşüm, iletişim bilgisi veya satış olarak bir dönüşüm olacak. Dijital pazarlamanın iki ana amacı bunlar sevgili arkadaşlar. Şimdi e, tabii bunu anladıktan sonra e, konu şuraya geliyor. Okey hocam yani dijital varlığımız hazır, e, web sitemiz hazır, e, Instagram hesabımız hazır, dönüşüm istiyoruz okey ama yani bu insanları nasıl getireceğiz e, dijital varlığımıza, Instagram'a nasıl getireceğiz, fe, e, web sitemize nasıl getireceğiz vesaire. Şimdi bunu buna ben FGS metodu diyorum. Yani bu benim bu şey yaptım, çıkardım metot ama yani günümüzde en çok kullandığımız metottur aslında bu. Yani en çok kullandığımız dijital pazarlama teknikleridir. FGS metodu dediğim. Burada F Facebook reklamları anlamındadır. Facebook deyince bunun içine Instagram da dahil, Messenger da dahil. Bunların hepsinin sahibi Mark Zuckerberg biliyorsunuz. Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger bunun hepsinin sahibi Mark Zuckerberg. Buna F diyoruz yani Facebook reklamları diyoruz hepsine genel olarak. Bir G var yukarıda gördüğünüz G Google. Buna da Google reklamları diyoruz. Şimdi birazdan bakacağız zaten. Google'da da yapabildiğimiz pek çok reklam çeşidi var. İşte arama motorudur, YouTube'dur vesaire. Bir de SEO çalışmaları var. SEO çalışmaları da Google'da belli kelimelerde ücretsiz listelemede çıkmak için yapılan yani web sitemizi arama motorlarına sevdirme çalışmaları diyelim web sitemizi arama motoruna sevdirme çalışmaları. İşte bu, bunları yaptığımız zaman e, bu web sitemize bizim insanları göndermeye, dijital varlığımıza insanları göndermeye başlıyor ve orada güzel bir sunum yaptıysak da dijital varlığımızda e, bunlar dönüşüm olarak gerçekleşiyor. Yani işte bizimle iletişime geçiyorlar, e, iletişime geçip satış yapıyoruz ya da direkt e-ticaret olarak satın alıyorlar. Satı, satış yapmış. yani Günün sonunda amaç ne arkadaşlar? Burada satış yapmak. Yani ürünlerimizi e, tanıtmak ve satmak günün sonunda. Yani bu, bu arada bunları, bilgileri yurt içi içinde kullanabilirsiniz. Yani yurt içindeki e, de tanıtım yapıp da satabilirsiniz. Aynı şey yurt dışındaki tabii ki ihracat e, ülkemiz için daha kıymetli bir şey. E, buradaki e, bilgilerle yurt dışına da e, ürünlerinizi, arıcılıkla ilgili ürünlerinizi tanıtıp e, çok da güzel satabilirsiniz. Tabii bilmiyorum o kargolarda falan sıkıntılar olmuyorsa e-ihracat e içinde kullanabilirsiniz yani buradaki teknikleri. Okey şimdi bu dijital medya kanallarını biraz daha bu FGS metodunu açalım. <laughs> şimdi F, F, yani zaten bunlar hepsi gördüğünüz şeyler her gün aslında. E, Facebook, Instagram reklamları diyoruz. İşte mesela burada Facebook'ta gezerken ya da Instagram'da işte mesela bir fotoğraf üzerinde altında üstünde metin ya da yana doğru kayan, az sağda gördüğünüz gibi yana doğru kayan gönderiler. Bunlar her gün karşınıza çıkıyor. İşte bunlar mesela yaptığımız reklamlardan biri. Akış reklamları. Hikaye reklamları Instagram'da işte yine bir fotoğraf altında bir buton var dikkat ederseniz o butona tıklıyoruz. Ya da hikaye bakın tam fotoğraf. Bu hikayede de yukarı kaydırma şeklinde. Burada şöyle bir saniye. Yani yine tam sayfa, fotoğraf işte yukarı kaydırıp yine web sitesine gittiğimiz ya da Instagram profiline gittiğimiz Facebook Instagram reklamları bu şekilde zaten karşınıza çıkıyor. İşte bunu Facebook reklam panelinden ya da Instagram uygulaması üzerinde tanıtım yaparak bu tarz çalışmaları yapıyoruz. Önemli tabii günümüzde Facebook reklamları çok önemli. Facebook Instagram reklamları. Google reklamları yine yıllardır önemini koruyan bir reklam çeşidi. Bu da Google'da bir arama yaptığımızda hemen yukarıda reklamlarını görürüz. Mesela ben burada Beylikdüzü Dişçi e, diye aratmışım. Siz burada sizin arıcılık ürünlerinizle ilgili de bir arama olabilirdi. Burada bakın hemen yukarıda reklam yazar. E, reklam yazıyor gördüğünüz. Yani ilk sayfa hemen reklamlarla kaplı ya da masa üstünde de aynı şekilde. Dört tane falan reklam çıkar. İşte burada bizim e, var olmamız lazım. Yani insanları bizim ürün ve hizmetlerimizi e, arattığı zaman bizim burada çıkmamız lazım ki insanlar hani böyle bir işletme varmış. Buradan ben satın alabilirim. Zaten aratıyorlar. Yani Google ara motor reklamları neden çok önemli? Kişi zaten o ürünü aratıyor. Ya yani alacak zaten yani. E, alacak ki aratıyor. O yüzden Google reklamları kıymetli reklamlardır. E, tam o alma aşamasındaki müşteriyi çünkü bize getirir. Kullanıcıyı bize getirir. O yüzden işte buralarda sizin e, anahtar kelime çalışması yaparız. Bakarız yani insan Google'da neler aratıyor. Bunu tespit etmemiz gerekiyor. E, bu insanların arama yaptığı kelimeyi test ettikten sonra da işte Google reklam panelinden e, e, reklam açarız bu kelimelere ve <laughs> oradan tıklamalar alır, alırız web sitemize. Web sitemize de aldığımız tıklamalardan bir dönüşüm istiyoruz artık. Ya bizimle iletişime geçecek ya da web sitemden direkt satın alacak. Çok önemli Google arama motor reklamları. E-ticaret e tarafı da var. biliyorsunuz Google'da alışveriş tabi var. Eğer e-ticaret yapıyorsanız bu alışveriş tabinde de hem reklam olarak hem de e, organik olarak da burada ürünlerimiz fotoğraflarıyla çıkabiliyor. Google, birçok kişi Google'ı sadece Google arama motoru zannediyor. Halbuki Google sadece bundan ibaret değil. Az önce o dedik ya bütün Facebook, Instagram, WhatsApp hepsi Mark Zuckerberg'in. Yani hepsi aslında Facebook diye geçer bunların hepsine Facebook denir aslında, Facebook ailesi. Google da öyle. Google sadece arama motoruna ibaret değil. Mesela YouTube, YouTube da Google'ın. YouTube reklamlarında yani görüyorsunuzdur YouTube'da işte bir videoyu izlerken. 5 saniye bir reklam girer ondan sonra devam eder video. Bu YouTube reklamlarında yine Google reklam panelinden yapıyoruz. Yani bizim bir tane Google reklam panelimiz var. Bu reklam paneli üzerinden YouTube reklamlarımızı da açıyoruz. İşte videolarımızı belki sizin arıcılık ürünlerine ilgili bir çekim yaptırdınız. E, üretiminizle ilgili i̇şte o çekimleri belki burada yayınlayıp reklamlarını yapabilirsiniz. E, yine hedeflemelerle. Yani burada da ne tür hedeflemeler yapabiliyoruz? Mesela YouTube'da yine kelimelere hedefleyebiliyoruz insanlara attığı. Direkt YouTube kanallarını hedefleyebiliyoruz. Diyoruz ki şu YouTube kanallarında insanlar bir videoyu izlerken tak araya gir gibi şeyler yapabiliyoruz. E, yeniden pazarlama anlamında web sitemize gelenlere tekrar karşılarına çıkabiliyoruz vesaire. Ee, gibi YouTube'da güzel hedeflemeler var. Ee, onun dışında banner reklamlar işte bu sağda gördüğünüz e, web sitelerinde gördüğünüz, sağda solda üstte gördüğünüz neredeyse reklamların tamamına yakını aslında bu bannerlar Google reklamıdır aslında. Ee, bunu da yine Google reklam paneli üzerinden bu banner reklamları çıkıyoruz. Aynı şekilde Gmail, Gmail'de biliyorsunuz Google'ın bu Gmail'in de tanıtımlar menüsünde şu altta göreceğiniz iki tane böyle şey olur. Tanıtım reklam şeklinde çıkar. Sanki bir gerçek bir mailmiş gibi. Tıklarsınız bir mailmiş gibi açılır. Halbuki bannerdır aslında doğru. Tıklarsınız web sitesine gidersiniz. İşte bu Gmail reklamları da bakın bunların hepsini tek reklam panelinden yapıyorum. Google reklamlarını. Bu az önceki Facebook, Instagram'ları da aslında tek reklam panelinden yapıyorum. Bir Facebook reklam panelimiz var bizim. Bütün bu reklamları buradan yapıyoruz. Instagram uygulamasına da ayrıca yapabiliyoruz ama bu Google'ın hepsi hepsi tek panel. Google Reklam Paneli. Hepsini tek reklam panelinden yapıyoruz. Ben bunu eğitimlerimde tabii detaylı inceliyor, işliyorum. de SEO tarafı var. Şimdi SEO da nedir? Google'da ücretsiz listelemede yukarı çıkmaktır. Yani ne demek istiyorum? Ben mesela yine burada belki satıp Daire diye aratmışım. Şimdi mesela ben böyle bir arama yaptığımda siz bunu kendi aracılık ürünlerinizle ilgili bir kullanıcı araması gibi düşünebilirsiniz. Bir arama yaptığımda burada bakın dört tane sonuç var. Dört tane sonuçta reklam diyor. İşte bu reklam yazan sonuçlara biz ücret listeleme diyoruz. Arama motoru reklamları diyoruz ya da Google AdWords reklamları deriz. Ücret listeleme yani biri de buradan e, tıkladığında sonuca o firma Google'a para verecek buna tıklandığı için. Alttakilere de dikkat edin dördüncüden sonra 5-6-7'ye. E, aynı görüntü mavi başlık mavi başlık yeşil link yeşil link iki satır metin iki satır metin her şey aynı tek bir fark var. Tek bir fark nedir? O yeşil linkin yanında reklam yazmaması. Tek fark, görüntü olarak tek fark, yeşil linkin yanında reklam yazmaması. İşte bunlara da ücretsiz listeleme diyoruz. Arama motoru organik sonuçları diyoruz ya da SEO, Search Engine Optimization dediğimiz arama motoru organik sonuçları diyoruz. Ücretsiz listeleme yani. Peki, e, fark ne? Ben bu ücretsiz listelemedeki bir sonuca tıklarsam eğer, e, o firma Google'a bir para vermiyor tıklama aldığı için. Yani bedavadan aslında bir tık alıyor ve bedavadan satış yapmış oluyor aslında günün sonunda. Ee, yani SEO'nun da güzelliği budur zaten. Yani kendi bizi ilgilendiren kelimelerde yukarı çıkmak böyle ücretsiz sisteme de bedavadan tık alıp bedavadan satış yapmak. Tabii kulağa hoş geliyor ama öyle kolay da değil yani. O artık Google'da ilk 10'a girmek, ilk 3'e hele girmek birçok sektörde artık oralar çok rekabetçi. Ee, ve de bunun bir garantisi de yok. Yani reklamı garanti edebilirsiniz mesela. Reklam parasını verirsiniz, çıkarsınız istediğiniz kararttıkınızı alırsınız. Yani orada e, şey yapabilirsiniz, zorlayabilirsiniz. Ama bu SEO'da maalesef öyle bir durum var. Yani SEO'nun bir garantisi yok. Siz isterseniz ajansa ayda 100 bin lira verin. <laughs> Yine de yılda 1 milyon lira verin. Yine de size orada birinci ol yapacağınızın garantisini veremez. Ya da ilk üçe sokacağının garantisini veremez. E, SEO'nun da öyle bir handikapı var maalesef. E, tabii çalışmalar yapılabilir ama eee Oraya girmek de kolay değil. O yüzden ben işin biraz daha reklamcılık tarafındaydım her zaman. Çünkü reklama parasını verirsiniz. E, ne koydum ne aldım hemen görürsünüz ve ona göre bir e, şey yaparsınız. Bu işten kar ediyor mu, etmiyor muyum, çalışma başarılı mı değil mi? Hemen bir hızlıca analiz yapıp e, değişiklikler yapıp ona göre devam edebilirsiniz. E, SEO'nun da böyle şeyleri var. Yani en güzellikleri var. Artıları, eksileri hepsini anlamak gerekiyor tabii ki. SEO'da de yine işte web sitemize trafik getirdiğimiz kaynaklardan biri sevgili arkadaşlar. Aynı şey YouTube için de geçerli. YouTube'da da yine mesela videolarınızı yüklediniz. Bu videoların yukarıda çıkması için ücretsiz olarak yine aynı SEO şeyler aslında. Tabii benim eğitimde işlediğim SEO kriterleri burada da geçerli. Mesela en basitinden bu trafik sigortasıysa işte başlıkta trafik sigortası kelimesinin geçmesi mesela en basitinden. Buradaki videolarımızın da YouTube'da üst sıralara çıkması çalışmaları ücretsiz listelemede yine buna da YouTube SEO diyoruz. Şimdi e, yani bunlar aslında en çok kullandıklarımız. Ben burada hepsini toparladım. Yani günümüzde yaptıklarımızın hepsi aslında. Şimdi buradan bir Google Ads tekrar edelim. Yukarıda gösterdiğim Google reklamları az önce bahsettiğim işte arama motoru reklamları, banner reklamları, YouTube reklamları, AdShare reklamları, Gmail reklamları. Bakın bunların hepsi Google Ads, Google reklamları. Üste sol üstte gördüğünüz. Ana reklam olaylarımızdan biri günümüzde. Sağ üstte de Facebook reklamlarımız var. İşte bu da Facebook ailesi içinde Instagram, Facebook Messenger ve Audience Network dediğimiz Facebook'un premium yerlere çıktığı reklamlar. Bu ikisi ana şu an günümüzde kullandığımız dijital medya yani insan getirmek için, kullanıcı getirmek için, potansiyel müşteri getirmek için kullandığımız en önemli. Yerler buralar. Bu ikisi en üstteki üstte gördüğünüz ikisi. Tabii SEO çalışmalarını az önce altta bahsettik. Şeyler de var yani onun dışında neler yapıyoruz? LinkedIn reklamları da var mesela. LinkedIn'de iş dünyasının Facebook'u biliyorsunuz. Ee, orası da gerçekten kurumsal müşteri bulma anlamında çok kıymetli bir platform. Ee, yani bir reklam maliyetleri biraz daha ya tık maliyetleri diyelim kabaca biraz daha yüksektir ama gerçekten orada kurumsal müşteri bulabiliyorsunuz. Mesela orada çok özel hedeflemeler var. Atıyorum mesela e, firmaların pozisyonlarını hedefleyebiliyorsunuz. Yani atıyorum ben şunu yapabilirim. İstanbul'daki pazarlama müdürlerine reklam göster. İstanbul'daki ya da Ankara'daki satın almacılara reklam göster. Hatta Ankara'daki şu sektördeki satın almacılara reklam göster falan gibi. Ya da ne bileyim İzmir'deki şu sektörüdeki sektördeki genel müdürlere reklam göster gibi. Ee, çok güzel yani kurumsal anlamda gerçekten çok kıymetli hedeflemeler var LinkedIn'de de. Eğer kurumsal iş yapıyorsanız e, LinkedIn reklamları da kıymetli. Benim yine eğitimde işlediğim şeylerden biri kurumsal tarafta gerçekten çok büyük hacimli müşteriler bulabiliyorsunuz. E-posta ee, e pazarlama yine günümüzde hala önemli koruyan e, bir pazarlama kanalıdır. İşte her gün zaten e-postalar alıyorsunuzdur. Birçok firmadan işte Trendyol gibi firmalardan değil mi? Her gün yani onlarca mail alıyorsunuz. E-posta ee, e pazarlama da e, devam ediyor. E, hala önemini koruyor. Yani 10 yıl önce de çok önemliydi. Hala çok önemli. E, yapılabilir. E, ve de medya satın alma dediğimiz tabii ki bir de e, durum var. Medya satın almada e, direkt e, o web sitesi haber sitelerinden özellikle bir yer durmak atıyorum. Mesela şimdi burada sağ altta Hürriyet var. Hürriyet'in üzerinde mesela Hürriyet Gazetesi'nin web sitesinde bir gün boyunca orada duruyorsunuz mesela. Bunlar tabii yüklü alımlardır. Yani ben en son hatırladığım orada 50-60 bin liraydı kaç sene önce bir gün durmak. Şimdi bilmiyorum nedir durum. Yani o tabii bir direkt şeyle ajansa üzerinden bir satın alma. Yani televizyon reklamı gibi orada bir gün durduğunuz zaman milyonlarca insan sizi görüyor. O tür medya satın almalar da ee, mevcut tabii ki bu şekilde medya satın almalarla da yine ürün ve hizmetlerimizi haber sitelerinde tanıtabiliyoruz. Ee, yani kullandıklarımız, kullandığımız medya yani o insanı getirme anlamında e, kullandığımız kaynaklar bunlar sevgili arkadaşlar. Ee, şimdi şeye bakalım son olarak dijital pazarlamada başarı için iki temel unsur. Yani ben bu işte başarılı olmak istiyorum. Bu dijital medyada bu işin için temel iki kriterim nedir? Şimdi reklam yapıyoruz işte. Az önce bahsettiğimiz yerlerde reklam yapacağız. Ee, burada ne önemli? Şimdi bir bir kere şu önemli. Bu reklamı kim görüyor? Yani ben tamam bir reklam gösteriyorum da, bu reklamı kim görüyor? Mesela az önce işte tava tencere örneğini verdik yani tava tencere web sitesi ama siteye bir milyon kişi gelmiş. Abi baktık o üstelerinden sitelerinden 13 yaşında çocuklar gelmiş. Olmadı. Yani reklamı demek ki yanlış insanlar gördü. Ee, reklamı kim görüyor? Gerçekten benim e, hedeflediğim e, alma potansiyeli olan insanlar mı? bunu görüyor. işte yaş olarak, lokasyon olarak, cinsiyet olarak, ilgi alanları olarak doğru insanlar mı görüyor? Bir buna bakmak lazım. İkinci unsur da reklamdaki iletişim nasıl, mesaj nasıl? Yani e, insanlara ben ne diyorum ürün ve hizmetimle ilgili? Nasıl anlatıyorum ürünleri? Bu da çok çok kıymetli. Yani o zaten iletişim zayıfsa yapacak bir şey yok. Demiştik ya medya bir araçtır diye. Yani dijital paz medya araçtır. Dijital medyada bir araç. Yani eğer ama o mesaj kötüyse yapacak bir şey yok. Yani bize istersek televizyona reklam verelim. Kendimizi güzel anlatamıyorsak farkımızı, benzersiz değer önermemizi, marka kimliğimizi, insanlar neden bizden satın alsın soru o ürünün sorusunun cevabını net bir şekilde veren bir iletişimimiz yoksa istersek televizyon reklam verelim. Yine satamayız. O yüzden yani her şeyden önce bir kere iletişim, mesaj, güçlü bir mesajla insanları kendimize getirmemiz lazım. İşte burada da temel pazarlama tabii benim eğitme işlediğim ben, e, 7P'si, pazarlamanın 7P'si, benzersiz değer önermesi gibi şeyler e, hepsinin güzel çalışılması gerekiyor. İyi bir iletişim mesajının ortaya çıkartılması gerekiyor. Yani zaten bizim dijital pazarlama dediğimizde zaten dijital medya üzerinden yaptığımız iletişim çalışmalarına dijital pazarlama diyoruz. Yani medya üzerinden, dijital medya üzerinden az önce gördüğümüz iletişim çalışmaları. O yüzden yani aslında bu bir iletişim çalışmasıdır dijital pazarlama. Buna dikkat edeceğiz. Mesajımız nedir? Yani özetle bu işte başarının sırrı bir, bir kere ideal müşterimizi doğru bir şekilde tanımlamamız lazım. Yani hedef kitle diyoruz buna. Yani bu da nedir? Bir, her şey lokasyonla başlar. Hangi lokasyonda yaşayan insanlara ben reklam göstereceğim? Yaş, cinsiyet, temel hedaflama, kaç yaşındaki insanlar bu ürünü satın alır? Ee, ve cinsiyet ayrım varsa kadınla erkek özel bir durumsa kadın erkek ayrılabilir ve de ilgi alanları ondan sonra. Zaten Facebook Instagram'da ilgi alanları hedeflemesi deniz deryadır yani her şeyi hedefleyebiliyorsunuz. Yani her şey işte evli bekar, anne baba, ne bileyim işte doğum günü, doğum ayı, sık seyahat edenler, işte internetten alışveriş yapanlar, her konuda yoga ile ilgilenenler, meditasyonla ilgilenenler, arıcılıkla ilgilenenler de kesin vardır. Yani onun üretimini yapan, sağlıklı yaşam Sonu yok yani sonsuz orası. Ee, nokta atışı her şeyi hedefleyebiliyoruz. Ee, tabii ki işte bunu yapmak için bir kere benim önce kendimin pazarlama çalışması yaparak kendim müşterimi bir kere tanımam gerekiyor. Kim bu müşteri, potansiyel müşteri? Bunu tanımlamam gerekiyor çünkü ona göre reklam göstereceğim. Bunu tanımladıktan sonra yapmam gereken yani doğru kişiye doğru mesajı vermek. Yani hedefleme ve iletişim. Yani bizim bir işletme olarak işte bu solda gördüğünüz bir mesajımız var. Diyoruz ki şöyle şöyle bir ürünümüz var. Bu ürünü satın alın diye bir mesajımız var bizim. Biz bu mesajı dijital medya üzerinden hedef kitlemize iletiyoruz. Biz bunu şeyden de iletebilirdik. Televizyon medyasından da iletebilirdik, radyo medyasından da iletebilirdik. Biz dijital medya üzerinden bu mesajı iletiyoruz ya. Yani sosyal medya reklamları, Facebook reklamları, az önce gördüğümüz SEO, e-posta vesaire. Bu mesajı iletişime hedef kitleye dijital medya üzerinden iletiyoruz. Hedef kitleye diyoruz ki bak sevgili hedef kitle, ben bu ürünü senin için yaptım. Senin için varım. Bu ürünü şu yüzden satın al diye bir mesajımız var. Bunu hedef kitlemize iletiyoruz. Eğer bunu doğru kişiye gösterdiysek bu mesajı doğru bir iletişimle o da diyor ki ne güzel diyor tam benlik bir ürün hizmet yapılmış. Ben bu ürünü hizmeti o zaman satın diyor ve işletmemize geliyor gibi bir durum arkadaşlar. Yani doğru kişiye doğru mesajı verirsek eğer e, o zaman müşterilerimizi buluruz. Reklam bütçelerimizde e, etkili bir şekilde kullanmış Oluruz. Yani burada benim size önereceğim şey bilinçli dijital pazarlama yapmanız sevgili arkadaşlar. Yani dijital pazarlama illaki yapmanız gerekiyor tabii ki. Yani ürünlerinizi tanıtmanız için yoksa kimse sizin sesinizi duymaz. Bu konuda mutlaka öğrenin, kendinizi geliştirin bu konularda. Bu konularda operasyonu siz yapmasanız da yani reklamlarınızı siz yapmasanız da vesaire stratejiyi yapan siz olmalısınız İşi yapanı yönlendiren e, siz olmalısınız. Bu çalışmaları kontrol eden siz olmalısınız. Neden? Çünkü kimse müşterinizi sizin kadar iyi tanıyamaz ve kimse sizin kadar etkili anlatamaz. Eğer siz e, bu işlerin içinde olmazsanız ne oluyor? E, sonuçta bir reklam yapıyorsunuz günün sonunda bir reklam yapılacak. E, bu reklam bütçeleri tabii ki çöpe gidiyor maalesef. Yani atölye sahiplik 10 bin lira bütçeniz var, 5 bin lira bütçeniz var. Doğru tekniklerle yani bu az önce bahsettiğim doğru medya kanallarıyla doğru iletişimle, doğru hedeflemelerle reklamlar yapılmadığı zaman aslında bu harcadığımız para boşa gidiyor. Ajan sıfır lensa verdiğiniz bir para varsa o boşa gidiyor. E, zaman kaybediyorsunuz bir taraftan. O yüzden illaki sizin bir işletme sahibi olarak bu işi yapan kişi olarak mutlaka. E, bu konularda bilgi sahibi olmalısınız ve e, püf noktalarını bilmeniz ve en azından yapması kendiniz de yapabilirsiniz ama yapmasanız da e, yönlendiriyor, kontrol ediyor seviyede olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. E, evet Gülten Hanım e, benim sunum bu kadardı. E, Gülten Hasan Hanım telefonda e, yavaş yavaş sonlandıracağım e, arkadaşlar. Bir sorusu olan varsa belki o arada bir soru varsa soru alabilirim. Ee, Gülten Hanım, geliyor mu sesim size. Ben şimdi o arada sorulara bakmıştım Olgu Bey, e. çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben Olgu Bey'in de ilk öğrencilerinden sayılabilir miyim bilmiyorum. Ee, i̇lk dijital pazarlamayı gördüğümde e, tabii kısa bir süreliğine e, dinleyici olmuştum, çok beğenmiştim. Gerçekten çok faydalı bilgiler e, sunmuşlardı. Hala yine öyle. Ee, okyanusta görünür olabilmek gerçekten çok zor olsa gerek değil mi Olgu Bey? Kesinlikle. Bunlardan iki tane soru gelmiş. E, tabii bunlar sizlerin e, önderliğinde bir e, yoksa kişilerin kendi başına yapabileceği bir şey değil. Her zaman onu diyorum. E, üretici bir insan aynı zamanda pazarlamayı e, başaramayabilir. E, bir soru bu arada da İngilizce çevirileriniz de oluyor sizin. İngilizce de yayınlanıyor. Legal vergilerle ilgili bir soru gelmiş. Yani internette biz kayıt olacağız ama bu vergiler ne durumda? Yani vergilerle ilgili bir bilgi alabilir miyiz deniliyor. Hani hepsi ücretsiz mi bunların? Bir de daha güvenli et ticaret eğitimi almalı mıyız diyorlar. Yani hani herkes orada biliyorsunuz internette bir takım hani paralar veya değişik güven arz edebilir miyiz diyorlar. Hı hı. Şimdi ben konusunda... Yabancı arkadaşlar sormuşlar bunu. Evet, e, vergi konusu tabii e, yabancı arkadaşların yurt dışındaki olayını bilmiyorum ama Türkiye'de şöyle bu işin vergisi, e, reklam tarafında. E, şimdi fatura kesmiyor bize e, Facebook ve Google. E, bizim bunu muhasebeleştirmemiz gerekiyor o yüzden. E, bizim şunu yapıyoruz, burada aldığımız ekstra alıyoruz. Biz Google'dan da Facebook'tan da ekstra alıyoruz. E, tabii ki işletme bilgilerimizi giriyoruz. Facebook, Google'a işte vergi numaralarımız falan her şeyimizi giriyoruz. E, bir ekstra veriyor bize. O ekstreyi muhasebecimize ilettiğimiz zaman e, muhasebecimiz KDV2 formu düzenliyor. KDV2 formu denir buna. E, buradan bize %18 KDV çıkıyor. E, bu KDV'yi ödüyoruz. Bir de %15 yanlış hatırlamıyorsam ekstra bir stopaj çıkıyor. E, yani atıyorum 1000 liralık bir reklam yaptıysak Google'da da Facebook'ta buna bir %18 yani 180 lira KDV çıkıyor ama bunu düşebiliyoruz tabii ki şeylerden yani kendi KDV'lerimizden düşüyoruz. Ee, ve de işte bir 150 lirada %15 en, en son oydu e, stopaj çıkıyor. Bu şekilde muhasebeleştiriyoruz ama ne oluyor? Günün sonunda da e, biz o 1000 lirayı gider olarak gösterebiliyoruz muhasebeleştirdiğimiz için. E, aslında gelir gideri birbirini dengeliyor. O vergiler de kendini dengeliyor diyebiliriz kabaca. E, şey olayı böyle. Türkiye'de vergi olayı tabi yurt dışında bilmiyorum e, oradaki durum nasıldır. E, güven konusunda yani şimdi e-ticaret tarafında şeylere girilebilir tabii ki. yani Pazar yerlerine girilebilir. O basit zaten. İşte Trendyol, N11'ler vesaire açılıyor. Okey onu yapın. Yani sıkıntı yok ama e, uzun vadeli kendi herkes kendi şeyini yapmak zorunda Yani kendi web sitesi, kendi Instagram'ın kendi tanıtımını yapmanız lazım ki e, bir noktaya gelin. Yani sadece pazar yerlerine bel bağlamak e, hoş değil. Çünkü sizi kapatabilir bir anda. E, zaten komisyonları çok yüksek. E, yani sadece onlara bağlı kalarak e-ticarete e şey yapmak doğru değil. Yani HR'de olmak başlangıç için okey ama sürekli olmaz mutlaka. Kendi varlıklarınız, kendi platformlarınız yani işte bu web siteniz, Instagram hesaplarınız vesaire mutlaka olmalı ve kendiniz satış yapıyor olmanız lazım. oradaki güven unsuru da zaten sizin müşterilere memnun yani güven nasıl sağlanır sevgili arkadaşlar? Müşteri memnuniyetiyle sağlanır. Yani müşterinizi memnun ediyorsanız ve insanlar bunu paylaşıyorsa ya ben sizin Instagram'ınıza girdiğimde ee, orada bana şeyleri gösteriyorsanız e, müşterilerinizin geri bildirimlerini, videolarını, e, e, işte size attıkları mesajları e, bu benim için bir güven unsurudur. Yani buradan demek ki insanlar alışveriş yapmış e, ve mutlular, <laughs> paylaşmışlar, fotoğraflarını paylaşmışlar, mesela teşekkür mesajları atmışlar, <laughs> belki video mesaj atmışlar. E tamam ben güvendim ya bitti bu kadar. Yani bana orada birkaç kişinin referans olması, o referans olarak görmem bile benim güven sağlama anlamında yeterli o yüzden referanslara odaklanmanız lazım. Müşteri memnuniyetine odaklanmanız lazım. Günün sonunda güven budur yani müşteri memnuniyeti. Şikayetler varsa eğer sizin markanız aratıldığında Google'da işte Google haritaların altında bir sürü şikayetler varsa, şikayet vardı, şikayetler varsa ve bunlar yönetilmemişse bu büyük bir sıkıntı. E, o yüzden yani dediğim gibi güven nedir? Müşteri memnuniyeti aslında <laughs> her şey oradan geçiyor. E, o şekilde iş çalışmanızı bunu değerlendirerek yapmanız lazım yani. Çok teşekkür ediyoruz. Sanırım oturumumuzu kapatmak durumundayız. Olgu Bey'in açıklamalarından dolayı umarım herkes emeğinin karşılığını alır diyelim. Ticaret sonuçta bu olmalı diye düşünüyoruz. Çünkü hiç kimse kimsenin hakkını gasp ederek bir şeylere sahip olmak çok zor. Mutlaka günün sonunda onun karşılığını ödemek zorunda kalıyoruz. Olgu Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, Sayın Başkanım. Her şey için çok teşekkürler değerli vakitlerinizi ayırdınız.